Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd. Allah subhanahu ve teala'nın selamı tüm Müslümanların, muvahhidlerin üzerine olsun. Rabbim bana nasip ederse bugünden itibaren inşallah toplumdaki sorunları videosal olarak ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Bunu niçin yapacağız? Biz bazı şeyleri anlatırken biraz eksik kalabiliyor. İnsanların görmesi, izlemesi, şahit olması meseleleri daha da ayrıntılı bir şekilde, teferruatlı bir şekilde analiz etmesini, anlamasını sağlayabiliyor. Bizim de işimizi kolaylaştırıyordu. Biz sonuçta Allah subhanahu ve teala'nın dinine bir şekilde hizmet etmeye çalışan muvahhidleriz, Müslümanlarız. Bunu ne açıdan yaptığımız tabii ki önemli. Lakin yeter ki şeriata uygun, Allah'ın dinine uygun şekilde yapalım. Nasıl yaparsak yapalım. Bizler Allah subhanahu ve teala'nın dinine insanları çağırırken onlara çağrımızı hikmetli bir şekilde yapmamız lazım. Düzenli, istikrarlı bir şekilde yapmamız lazım ki insanların da anlaması kolay olsun, idrak etmesi kolay olsun. Sadece meseleleri biz anlatırken anlatmak konusunda ne kadar kolaylaştırırsak kadar anlamalarını sağlar, kadar hidayetlerini Allah subhanahu ve teala nasip ederse çabuklaştırabiliriz. Biliyoruz ki Allah'ın Resulleri bir hidayetçiydi. Onların görevi insanları hidayete eriştirmekti. Allah subhanahu ve teala hadidir. Bir topluma eğer sapıklıkta ise o topluma bir kişiyi gönderir, topluma söyleyeceğini söyler ve o toplumda o hidayetçiye uyar ise ne âlâ. Allah subhanahu ve teala onlara hadis ile muamele eder ve onları hidayete erdirir. Bugünkü toplumda da bizler Allah subhanahu ve teala'nın dinine iletmeye çalıştıran, ulaştırmaya çalıştıran hidayetçi insanlar olmaya çalışıyoruz. Hatalarımız var, kusurlarımız var, yanlışlarımız var ama yapmamız gereken şey her bir muvahhidin olduğu gibi her bir Müslüman Allah subhanahu ve teala'nın emrettiği gibi içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Bu ayete göre bizler Allah subhanahu ve teala'nın dinine çağırmakla insanları mükellefiz. Bunu yaparken de Allah subhanahu ve teala Rabbine güzellikle ve hikmetle davet et, ayetini unutmadan insanlara en güzel şekilde, en hikmetli şekilde ne yapmamız lazım? Allah subhanahu ve teala dinine davet etmemiz gerekli. Aksi halde kendimizle bir vebal yüklenmiş, kendimizle bazılarının sapıklığını artıran kimseler olmuş oluruz. Bu da Allah subhanahu ve teala'nın katında gerçek manada bizim için bir yük, eza olur, eziyet olur. Toplumda o kadar saptırıcı var ki, o kadar yönlendirici var ki, o kadar haktan yüzünü çevirtmeye yönelik insanlara çaba gösteren var ki, yani insanlar haktan yüzünü çevirsin, İnsanlar görmesin, batılı hak zannetsin, bulundukları konumdan rahatsız olmasın. Dedirtmeye çalışan o kadar saptırıcı var ki bunlar gerek din adı altında bunu yapıyor, gerek sistem adı altında bunu yapıyor, gerek ideoloji adı altında bunu yapıyorlar. Yani bugün ya sistem adı altında zaten bu yapılmakta ya da din adı altında bunu yapılmakta. Bir tarafta Kemalizm var, bir tarafta din adı altında yapan işte tarikatıdır vesaire, sofisidir vesaire farklı farklı kişileridir. Bunlar gerçek manada İslam'ın üzerine örtüp hakkı batıl, batılı hak olarak gösteren bir taife olmuşlar. Bugün zaten sistemsel olarak yani toplumsal olarak daha doğrusu baktığımız zaman bu toplumu en temelde saptıranlardan iki tane unsur var. En temelde saptıran iki unsur var. Bunun birisini devlet kademesi, ikincisi ise kendisini dine, İslam'a nispet eden örgütlenmeler. Kur'an ve sünnetin dışarısında hareket eden hizipler, toplumlar, adı cemaat olan kesimler. Tabii biz bunları ele aldığımız zaman tabii insanın aklına şu geliyor. Yani bunlardan hangisi hak? Yani bunlar batıl. Sen mi haksın ya da siz mi haksınız? Bu şekilde bir akla soru işaret. Geliyor. Biz bunları zaten önceden değerlendirdik. Önceden de konuştuk. Allah subhanahu ve teala'nın dininin kaynakları bellidir. Siz bir varlığın, bir tebaanın, bir toplumun, bir cemaatin hak veyahut batıl olduğunu ancak Kur'an ve sünnete gidip araştırıp, okuyup, bilgilenip, ilim aldıktan sonra yani bir bilgiye vakıf olduktan sonra yavaş yavaş meseleleri anlarsınız. Yoksa bugünkü toplum elbette hakkın ne olduğunu, batılın ne olduğunu, hangi cemaatin doğru, hangi cemaatin batıl, hangi kesimin şirk içerisinde olup olmadığını elbette anlayabilecek bir potansiyelde değil. Allah subhanahu ve teala bu cehaleti toplumu bir an önce tarsın. Dedik ki bu toplumu saptıran iki tane unsur var. İki tane başlık var. Birisi sistem. Bu sistem gömleğini giyinen, üzerine giyinen devlet yapısı. İkincisi ise kendisini İslam'a nispet eden hizipler, toplumlar, cemaatler. Yıllardır yapmak istediğimiz şeylerden birisi bu toplumun sorgulama yeteneğini ortaya çık. Toplum eğer gerçek manada bir şeyleri sorgularsa başımızdaki sistemin ne kadar batıl ve ne kadar bizden uzak bir sistem olduğunu anlamış olacağız. Hem de bununla beraber kendi inancımızı sorgulayıp
bulunduğumuz durumun hak mı batıl mı olup olmadığını ne yapmış olacağız? Sorgulamış olacağız. Bu şekilde de Allah Subhanahu ve Teala'nın diniyle alakalı meseleleri daha da öngörmüş olacağız. Daha da iyi analiz etmiş, daha da bilgilenmiş olacağız. Bunları yapabilmek için elbette emek gereklidir. Bir videoyla, bir kişiyi izlemekle, bir kişiyi dinlemekle olmaz. Biz yapmak istediğimiz şeylerden birisi tohuma. Yani biz tohumu atmaya çalışıyoruz. Tohumu büyütmek dinleyenlerle alakalıdır. Yani sen bu tohumu büyütmekle mükellefsin. Eğer sen atılan tohumu herhangi bir şekilde ilimle, ilgiyle, hizmetle beslemez isen tohum bulunduğu yerde çürüyecektir ve yok olacaktır. Bizler kalplerimizdeki tohumu büyütmek, ona ilgi göstermekle, onu ortaya daha da fazla çıkartmakla mükellefiz. O şekilde Allah Subhanahu ve Teala da bizlere yardım edecektir, hidayet edecektir Hadi ismiyle. Bu ele alıyoruz adlı bu formatı inşallah şu şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Türkiye'de yapılan, edilen bir olaylarla alakalı eğer bu konu hakkında hani aklınızda olan ya da gördüğünüz bir video olursa inşallah işte sosyal medya ağlarımız gönderin. Allah'ın izniyle biz bir bakalım konumuzla alakalı ya da değerlendirebileceğimiz değerli bir şey. Değerliden kastım içerik olarak değil sadece konumuzla alakalı değerlendirebileceğimiz değerli bir içerik ise onu alalım, değerlendirelim, üzerinden konuşalım. Üzerinden konuşurken insanlara bir örnek üzerinden konuşmuş oluruz. İnsanlar bu videolara, bu içerikleri izlediği zaman ve söylediğimiz sözleri de gerçek manada mantıklı, evet tutarlı, uyumlu yani Kur'an ve sünnet İslam'la uyumlu gördükleri zaman ya da kendilerince mantıklı gördükleri zaman elbette bir etkileşim olacaktır. Bulundukları yanlış durumdan, yanlış hayattan öyle ya da böyle ya çıkmak isteyeceklerdir ya da bulundukları durumu kabulleneceklerdir. O şekilde yaşamaya devam edeceklerdir. Ya da maalesef Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi gözler kör olmaz, kalpler kör olur. Dediği gibi kalpleri kör olduğundan dolayı hakkı da göremeyecek. O şekilde hayatına devam edecektir. Tabii Türkiye'nin gündemi o kadar geniş bir gündem ki yani artık toplum her şeyi kaldırır bir hale geldi. Yani tacizler, tecavüzler, kızıyla ilişkiler, işte annesiyle ilişkiler, annesini öldürmeler. Yani insanın gerçek manada kaldıramayacağı kadar ağır olayları artık toplum kaldırmaya başladı. Toplum bunlara alışmaya başladı. Toplumun bunlara alışması demek yeni suçluların üretilmesi, yeni suçluların oluşturulması demek. Yani bir insan ne kadar bu konulara vakıf, bu konulara ilgili, bu konularla bilgili olduğu durumda o kadar da maalesef kendi iç dünyasındaki kötülüğü, kendi iç dünyasındaki kalbindeki fesadı, bozgunculuğu ortaya çıkartabilecektir. Bir büyük ayıp yaptıysak ondan daha da büyüğünü ta ki çevremizde gördüğümüz zaman yapmaya başlarız. Yani çevremizden bir güven alarak, bir destek alarak, bunu illa birilerinin desteklemesini bekleyerek değil, çevremizde yapılıyor ise biz bunu yaparız diyerek yaparız. Çünkü bugünkü toplumun açılması, saçılması, yani affedersiniz göbeğini gösteren bir kızın bu hale gelmesinin temel nedeni işte budur. Yani toplumda yapanlar var. Bunu yaptıklarından dolayı o kadar insan yapıyor ise doğrudur. Ya da o kadar insan yapıyor ise, o kadar insana söyleyecek bir söz söylenmiyor ise, o kadar insana bir şey gösterilmiyor ise ben de yapabilirim. Algısı üzerine zaten yapılıyor. İnsan yapısında maalesef böyle bir zafiyet, böyle bir zayıflık, acizlik var mevcut. İşte bu nedenle İslam toplumunda, İslam devletinde çevredeki yanlış olaylar, yanlış durumların önüne geçilmesi için şer'i kurallar var. Bu şer'i kurallar aslında toplumsal olarak bütün hepimizin hayatını koruyan da kurallar. Çevrede eğer yanlış şeyler yayıldığı zaman öyle ya da böyle bir yerde ateş var ise, yanımızda bir ateş, bir yangın var ise er ya da geç o yangın büyüdükçe bizim de evimize, bizim de ocağımıza, bizim de ailemize ne yapacaktır? Sıçrayacaktır. Bugünkü toplum misali. Yani bugünkü toplum aslında yangının içerisinde yaşayan, onlar için, bu toplum için yanmak alışkanlık haline gelmiş. Her gün acı, her gün sıkıntı, her gün stres içerisinde büyüyen bir toplum. Yani sorsan hepsi yaşıyor ama hayatlarına bakıyorsun ölü. Sorsan hepsi bir şeyler yiyor, içiyor ama sorsan ama hepsi aç. Yani sorsan hepsi nefes alıyor. Sonuç itibariyle bakıyorsun hepsi boğuluyor. Bunun tam manasıyla evet sistemdir ve krala çıplak demeyen insanlardır. Bunu ister A şahsı, B şahsı, B partisi, C cemaati ne düşünürseniz düşünün. Bugün bizim tek sorunumuz bugünkü başımızda olan sistemdir. Bu sistem bizlerin elbisesi, bizlerin giysisi değil. Bizleri çıplak bırakan, bizleri aciz bırakan, bizleri sorunlu hale getiren bir elbiseye sahip, bir yapıya sahip. Bizler aslında temel olarak bu sistemle sorun yaşıyoruz. Sistemin ürettiği sorunları toplumsal olarak taşımaya, onları hayatımızda öğütmeye çalışıyoruz. Halbuki tek sorunlu ve yargılanması gereken kişi yapı sistemken tam manasıyla tam tersi oluyor. Sistemin ürettiği suçlularla ne yapıyor bu defa? Sistem kendisi alıyor, kendisi sen niçin bunu yaptın, sen niçin bunu ettin diyerek gerek sistemin hakimleri, sistemin savcıları, sistemin polisi vesaire ne yapıyor? Bu ürettiği insanlarla bu defa onlarla o şekilde uğraşıyor. Halbuki bugün temel olarak toplumdaki bütün suçsal olarak terörü de ele alsanız, kaosun bunun içerisinde hangisini sayarsanız sayın. Yani o ana haberlerde izlediğiniz falan kişi filan kişiyi kesmiş, filan kişi filan eve girmiş, filan kişi filan kişinin kolunu kopartmış, filan kişi filan kişiyi şöyle bıçaklamış. Bütün bu haberler var ya, bütün bu haberlerin tek sebebinin sistem olduğu görülecektir. Sistem olduğu kesin. Çünkü şunu bilmemiz gerekli ki bir yerde bir usul, bir ahlak, bir yol, bir menheç var ise o menhece o yola göre ne yaparlar? Orada bu
bulunan insanlar veyahut her neyse ona göre şekillenirler değil mi? Yani siz içki masasında eğer büyürseniz bir gün alkolik olup çıkarsınız. Ya da genel evde büyürseniz bir gün fahiş olup çıkarsınız. En fazla korunayım derseniz en fazla o kadını satan adını biliyorsunuz işte o olursunuz. Yani sizler hırsızlarla oturup kalkarken, sizler fahişelerle oturup kalkarken, sizler içkicilerle, genel evcilerle, faizcilerle oturup kalkarken oturduğunuz gibi asla ve asla onlarla oturduğunuz şekilde tertemiz kalkamazsınız. Bugünkü sistem de maalesef öyle. Yani birilerinin ya sana ne, boşversene kumar oynayan oynasın, sen oynamadığın sürece devlet mi seni zorluyor demesi tam manasıyla sistemin uydurduğu, sistemin ayarttığı, sistemin yozlaştırdığı bir insan tipidir. İnsan profilidir. Bu sistemi tam manasıyla meşrulaştırır. Sistem tamam der. Beni reddetmedi, beni tanıdı ve benimle uğraşmadı. Tam manasıyla zaten sistem bu şekilde insanlar istiyor. Bunu gerek din kisvesi altında yapan insanlar var, din adamı altında. İlahiyatçılarda bulursun. Diyanet kurumunun içerisinde bolca vardır, ilahiyatçılarda bolca vardır, sofilerin içerisinde bolca vardır. Bu tür insanlar sistemle hiçbir şekilde uğraşmazlar. Sistem uğraşılmadığından dolayı da sistem batıl olduğu ortaya çıkmaz. Sadece teferruatlarla uğraşırlar. Teferruatlarla uğraşlarından dolayı da toplum zanneder ki ha sorun teferruat. Yani sorun benim mahallemdeki iddia bayisi. Sorun benim mahallemdeki içki bayisi. Sorun benim işte ülkemdeki genel evler. Bunlar kalkması lazım. Ya bunlar kalkması lazım da bunları koruyan, kollayan devlet. Yani o genel evinin o ön tarafına güvenlik sağlansın diye polis atayan devlet daha neyi anlaman gerek? Yani o içki bayisine ruhsatı veren devlet, o içki fabrikasını kurduran kişilere, kuran kişilere destek çıkan, onlara yasayla onları muhafaza altına alan, sesini çıkartırsan seni de suçlu olarak ilan ederim, seni de suçlu olarak alırım, hapsederim, ceza veririm diyen devlet, özetle devletin giydiği elbise, devletin sistemi. Yoksa bugünkü devlet İslam devletine dönüştüğü zaman kimin devletle bir zoru olabilir? Kafir diyeceğiz, doğru mu? Gayrimüslimin diyeceğiz. Aynı şekilde de bugünkü sistemle kim dost olabilir? Müslümandan başkası dost olabilir. Bugünkü sistemi kim övebilir? Kim bu sistemin kusurlarını örtebilir? Müslümandan başkası. Ben bir Müslümanım. Apaçık bir şekilde biz bunu her zaman söylüyoruz. Gerek polislerle karşılaştığımızda, gerek askerlerle karşılaştığımızda, gerek savcılarla karşılaştığımızda, gerek hakimlerle karşılaştığımızda, yani devletin tam manasıyla otoriter kesimiyle karşılaştığımızda biz açık bir şekilde bunu söylüyoruz ki her Müslüman da bunu söylemesi gereklidir. Ben bir muvahhidim, ben bir Müslümanım. İslami kurallara, kaidelere göre devletim olması gerekli ki o devleti benimseyeyim. İslam'a, Kur'an'a, sünnete karşı olan bir yapının asla ve asla yanında duramam. Çünkü beni yaratan Allah subhanahu ve teala bu sermayeyi bunun için zaten verdi. Kendisine kul olayım, kendisine ibadet edeyim, itaat edeyim diye verdi. Ama bazı akıllar ya bak işte Allah subhanahu da sana ibadet edesin diye bu sermayeyi verdi. Niye o zaman sistemle uğraşıyorsun diyen bazı akıllar şunu anlamak istemiyorlar. Yahu Allah subhanahu ve teala ibadet derken sadece namazdan, oruçtan, zekattan mı bahsettiğini zannediyorsun? Allah subhanahu ve teala ibadet derken sana verdiği o azaları kendisi için mutlak manada elinden geldiğince kullanmandan bahsediyor. Sen tutarsın da Allah subhanahu ve teala'nın kitabında bahsettiği gibi hakkı batılla karıştırıp hakkı anlatmayıp hakkın üzerine örtersen Allah subhanahu ve teala bunun da azap sebebi olduğundan bahsediyor. Yani senin ibadet etmen, yani ona kulluk, ona itaat etmen gerekliyken tam tersine ona karşı olan kurumlara, kuruluşlara, sistemlere, kişilere ne yapmış oluyorsun? İtaat ediyorsun, sadık kalıyorsun, hizmet ediyorsun. Bu tam manasıyla toplumda da bilinen hainliğin tanımıdır. Yani bu akıllar hain akıllar, hain zihniyetler. Maalesef bir de kendilerine Müslüman demeleri bir Müslümanı gerçek manada delirtebilen bir sebep oluyor. Yani sen hem Müslümansın ama en fazla bu sistemi muhafaza eden ve Müslümanlara karşı olan kişi yine sensin. Bu yüzden bizim hem böyle akıllara karşı bir şekilde güzel bir açıklama yapmamız gerekli. Anlarlar anlamazlar, o bizim işimiz değil. Hem de bugünkü topluma sistemin ne olduğunu anlatabileceğimiz, yani iyi manada kalbi hakka açık olan insanlara güzel bir şekilde İslam'ı anlatıp İslam'ın karşısında olan bu sistemi anlatarak insanları bu bataktan kurtarmamız gerekli. Bakın birileri devlet kurmuş olabilir, birileri sistem kurmuş olabilir. Birilerinin rejimi istediği şekilde gerçekleşmiş olabilir. Birileri Avrupa'dan, İtalya'dan falan filan ülkelerden kanunları getirip bize yasa olarak yutturmuş olabilir. Zaten senin konun yeryüzünde Allah subhanahu ve teala'ya kulluk etmek dedik ya, ibadet etmek. İtaat etmektir yani. İbadetin lugat manası itaat etmek. İstilah manasında ise Allah subhanahu ve teala'nın Kur'an'ına ve sünnetine göre yaşamaktır. İbadeti tam manasıyla bu şekilde yapabilir. Sen Allah subhanahu ve teala'nın eğer indirdiği kitabı dava edinmemiş isen, hayatına geçirmemiş isen, onu insanlara halen anlatmıyor isen, onu insanlara anlatmadan önce de kendin de yaşamıyor isen bir problem var. Yani bu şekilde bir başarıya ulaşamayacaksın ve Allah subhanahu teala kulluğunu tam manasıyla yapamayacaksın. Biz şu an şirkten, küfürden bahsetmiyoruz değil mi? Yani bunu öncelerde zaten şirki olan bir insan, küfrü
olan bir insan, tağutu reddetmeyen bir insan kesinlikle ve kesinlikle istediği kadar ibadet de etse, yani Allah'a hizmet de etse, Allah'ın dinini de anlatsa bunlar ne olacak? Boşa gidecek. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme dediği gibi sakın şirk koşma. Eğer şirk koşar isen bütün amellerin boşa gider dediği gibi biz de diyoruz ki ey toplum biz size söylediğimizi iyi anlayın, iyi idrak edin. Biz size amel yapın demiyoruz. Önce Allah subhanahu ve teala'nın tağut dediği sahte ilahları, sahte hizmetleri, sahte kurumları kendi sistemine karşı olan sistemleri, bugünkü sistem gibi, bugünkü devlet yapısı gibi kurumları bir öncelikle Allah subhanahu ve teala'nın dinine karşı olduklarını bir reddedeceksiniz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyeceksiniz. İnanç özgürlüğü var ise ben her türlü Kur'an'da ne yazıyorsa, sünnette ne yazıyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemiş, sahabesine ne nasihat etmiş ise ben o şekilde inanmakla mükellefim ki Allah subhanahu ve teala bunu tamamen erdirsin, olgunlaştırsın bende ve bütün muvahhidlerde. Ama bugünkü sistem bunu kabul etmiyor. Kabul ettiğini söylese de kabul etmiyor. Maalesef bugün İsrail'i biz kınadığımızda hani Gazze'ye girdiklerini, Gazze'yi yerle bir ettiklerini söylüyoruz. Onlar için üzülüyoruz. Onlar için dua ediyoruz. Allah subhanahu ve teala'nın laneti İsraillilerin, İsrail askerlerinin ve o askerleri destekleyenlerin üzerine olsun. İnanç olarak, kalp olarak onların yanında olanların üzerine olsun. Ama şimdi biz dışarıdaki İsraillileri eleştirip de içerideki İsraillileri görmez ise bu da münafıklıktır. Gazze bugün bedensel olarak bir işgal altındayken Türkiye bugün ahlaksal olarak, inançsal olarak bir işgalin altında ve bu 100 yıldan beri devam etmektedir. Bunu görmemiz gerek. Bunu anlamamız gerek. Bizler bugünkü sistemin istediği şekilde nefes alıp veren, hayatını yaşayan, hayatını idame ettiren, tam manasıyla böyle layık devlete layık bir bireyler olmakla mükellef değiliz. Bizler Allah subhanahu ve teala'ya kul olmakla mükellefiz. Ben yine söylüyorum bu din, İslam dini bugünkü sisteme göre değil, bugünkü layık rejimin istediği bir din değil. Gerçek manada muvahhid olduğunuz zaman bunu resmen bir şekilde iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Her türlü bir şekilde size hissettiriyorlar. Yani bulunduğunuz, yıllarca yaşadığınız ailenizin olduğu, annenizin olduğu, anılarınızın olduğu bu memleket size bildiğiniz bir gurbet haline gelmeye başlıyor. Tam manasıyla Müslüman olduktan sonra bunu gerçek manada dediğim gibi iliklerinize kadar hissettiriyorlar. Diyorlar ki insanlar bugünkü sistem gerçek manada insanlara özgürlük sunuyor. Peki ben şunu soruyorum. Gerçek manada özgürlük dediğiniz şey, yani insanları böyle özgür bırakmak mutlak manada iyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Sizler ailenizde mesela çoluğunuza çocuğunuza mutlak manada özgür bırakır mısın? İstediğini yap oğlum git. İstediğin şekilde yaşa. İstediğin şekilde büyü. İstediğini vur. İstediğini kır. Bu şekilde söyleyebilir misin? Söyleyemezsiniz. Ne yaparsanız kurallar kaydılar koyarsınız. Oğlum şu sözü söyleme. Oğlum şu odaya şu şekilde girme. Oğlum şu kapıyı şu şekilde vurma. Oğlum annene bu şekilde konuşmuşsun bir daha bunu görmeyin. Bu ve bunun gibi kurallar koyarsınız. Aslında insanların hayatında bir kural var. Yani özgürlük dediğin şey eğer kısıtlanmadığı sürece tam manasıyla bir güvenlik meselesi olacaktır. İnsanın gerçek manada güvenliğini yaşamsal olarak ne yapacak? Ortadan kaldırılacaktır. Yani bu demokrasiyi ve laikliği savunan insanlara da şunu sormak istiyorum. Yani sizler mesela örnek söylüyorum. Demokrat iseniz, özgür iseniz devletin kuralları ve kaideleri var. Yani özgürlük dediğiniz tanım bu ise yine demokrasiniz bir sınıra tabi olmak zorundadır. Bir yere kadar siz onu sınırlandırmanız gereklidir ki zaten devlet sınırlandırmış. Yani bugün fikir özgürlüğü var diyen devletin kanunlarında sistemin kanunlarında kim özgürce fikrini söylediğini düşünüyorsunuz? Ancak sistemin istediği sınıra göre siz fikrinizi söyleyebilirsiniz. Onun dışarısına çıktığı zaman fikir özgürlüğü demiyor sistem. Sizi alıyor ve özgür dediğiniz bu yapının içerisinde koyduğu kurallara, kaidelere göre yargılıyor. Bakın yargılıyor diyorum. Yargılamak bile size özgür olan bir insana yapılan bir müdahalenin alametidir. Ve onu hatta hapsediyor. Özgürlüğünü resmen ortadan kaldırıyor. Hürriyetini ortadan kaldırıp esarete terk ediyor. Ha demek ki sizin demokrasi dediğiniz sistem de bir nevi kurallar silsilesiyle bir şekilde sınırlandırılmış bir demokrasidir, özgürlüktür. Yani Müslümanım diyen insanlar zaten böyle bir tuzağa düşmemesi gerekli ama kendisini ateist diyen, işte demokrat diyen, bilmem deist diyen, agnostik diyen insanlara ise sizin kurallarınızda insan ürünü, kuralları ve kaideleri seçmek yerine Allah subhanahu ve teala gibi bizden daha üstün olan bir varlık ki hiçbirimiz yeryüzünde gördüğümüz o nebatı, o meyveleri, sebzeleri, etrafımızda gördüğümüz canlıları, yüzünde gördüğümüz güneş topunu, gökyüzünü ve bütün oksijeninden, bütün atomlarından, bütün maddelerine kadar yaratmadığımızı biliyoruz. Onun gibi hiçbir şekilde yaratıcı yoktur, doğru mu? Öyle bir yaratıcının koyduğu kanunları alıp ben bu kanunlar olsun, bu sistem olsun dediğim zaman niye suçlu oluyorum? Niye faşist oluyorum? Sonuçta sen de sınırlı bir sistemi istiyorsun. Ben de sınırlı bir sistemi istiyorum. Hatta senin sınırlı sistemini senin gibi bir aciz, yıkanmasa kokan bir insan, aç kalsa ölen bir insan, aciz biraz sıkıntıya gelse canı sıkılan, başı ağrısa ağrı kesici arayan bir insan yazarken benim inandığım varlık ise her noksanlıktan münezzeh olan bir varlık. Böyle bir aziyeti,
böyle bir sorunu olmayan bir varlık, müthiş yaratan ve müthiş sürdüren, müthiş ilgilenen bir varlık olduğunu görüyorum. Ben böyle bir varlığın kanunlarını istediğim zaman ben faşist oluyorum. Bu sizin çelişkiniz, bu sizin probleminiz, bu sizin aslında kusmanız gereken bir gerçek. Allah subhanahu ve teala hakka hidayet etsin. İkincisi, insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya sistem zaten bir konu hakkında tercihini yapmış. 1923'te bu tercih ne olmuş? Verilmiş, bir seçenek seçilmiş. Artık Türkiye'nin sistemi bu. Biz bunu biliyoruz zaten. Bugünkü sistem, rejim, küfür rejimi, şirk rejimidir. Allah'a baş kaldıran bir rejimdir. Yani biz bu davayı anlatırken ilk başta bizim karşımıza sistem ne yapıyor? Kendine Müslüman diyen insanları dikiyor. Ya arkadaş sen ne alakasın? Yani sen bizimle herhangi bir şekilde tartışmaman gerekli, destek vermen gerekliyken karşımızda duruyorsun. Farkındayım. Bazı insanlar mesela bu tür daveti, bu tür davayı anlattığımız zaman ya olmaz yani bu kadar anlatıyorsun ama sistem buna izin vermez. Bunun farkındayım. Allah subhanahu ve teala izin vermediği zaman sistem de hiçbir şey yapamayacak. Şu an Allah subhanahu ve teala müsaade ediyor. Allah subhanahu ve teala bu imtihana bizi tabi tutuyor. Bugün anlamamız gereken şey bu. Yani Müslümanlıkla İslam'da azınlık olduğun zaman kaybetmiyorsun. Hakkı söylediğin zaman kazanıyorsun. Tek başına dahi olsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi kendi vazifesini yapan peygamberlerden bahsederken onlar tek başına geldiklerinde yanlarında hiçbir iman eden olmadığında onlar kaybetmiş olarak sayılmadılar. Allah subhanahu ve teala onlara yüklediği vazifeyi yerine getirmiş iseler Allah subhanahu ve teala onlara zaten vaadini gerçekleştirip vereceğini verecektir. Bunu da hep beraber Allah subhanahu ve teala nasip ederse göreceğiz. Benim sadece şunu söylemek istiyorum. Yani insanlar olarak bizler yaratılışımızı, özümüzü, kendimizi gerçek manada bir hatırlamamız gerekli. Dün yoktuk, bugün varız. Birileriyle muhatap oluyoruz. Ve bu muhatap olurken ki kullandığımız dil sermayesini, akıl sermayesini Allah subhanahu ve teala'nın verdikleriyle yapıyoruz. Allah subhanahu ve teala bunları vermeseydi hiçbir şekilde biz bir şey olamaz. Bizi bir şey yapan Allah subhanahu ve teala'ya karşı çokça, fazlaca bir mücadele içerisine girme. Aklın gerçek manada alabileceği bir şey değil. Gerçek manada küfrün evrelerinden, küfrün tanımlarından, küfrün cüzlerinden bir cüzdür. Allah subhanahu ve teala'ya sığınırız böyle bir amelden. Şimdi tabii bu bir mukaddime olacak. Allah'ın izniyle bir tanım olacak, ön anlatım olacak. İnşallah bundan sonra videoların üzerinde Allah'ın izniyle değerlendirmeler yapacağız. Videoların üzerinden bugünkü toplumun içeriğinde olan olayların genellikle yani güncel veyahut birikmiş olaylar. Yani hiç değerlendirilmeyen bir haber bana göre yeni bir haberdir. Hiç değerlendirilmeyen bir haber gerçek manada yine konuşulmaya gereklidir. Ya da başkaları tarafından, batıl ehli tarafından değerlendirilip bas bas içerisinde hakkın haykırıldığı veyahut hakkın anlatılmasına sebebiyet verecek içerikler olmasına rağmen onların çarpıttığı haberler, içerikler gerçek manada yeniden ele alınması gereken haberlerdir, olaylardır. Ben her bugün nasıl ki haber spikerleri kendi bulundukları vizyona, misyona göre, yapıya göre, yapımcıya göre, bulunduğu kuruma göre konuşuyor ise biz de Allah subhanahu ve teala'nın bizlere bahşettiği misyonu vizyona göre, inanca göre konuşacağız. Tabii ki önce olduğu gibi her zamanda düşmanlarımız olacak. Her zamanda karşımızda olan insanlar olmaya devam edecek. Benim burada söylemek istediğim şey şu. Hiçbir Müslüman pasif olmasın. Her Müslüman elinden geldiğini ortaya koysun. Bu toplum yeterince batıla maruz kalmıştır. Yeterince toplum bilgisizlik içerisinde geberiyordur. Bilgisizlik içerisinde ölüyordur. Bilgisizlik içerisinde kokuyordur. Bizler Allah subhanahu ve teala'nın dinini hikmetli bir şekilde, güzellikle bu toplumu ulaştırmaya çalışmamız gerekli. Pasif bir şekilde yaşamamız da Allah subhanahu ve teala'ya karşı verdiği nimetlere nankörlüktür. Sizlere gözler verdim, sizlere kulaklar verdim, sizlere kalpler verdim. Ne kadar da az şükrediyorsunuz ayetine tam manasıyla hayatımızı uydurmayarak Allah'ın verdiği bu nimetleri ne yapacağız? Allah subhanahu ve teala için kullanacağız ve Allah subhanahu ve teala karşı bir muvahhid, bir Müslüman olarak nankörler olmayacağız. Yeter ki Allah subhanahu ve teala'nın istediği şekilde hayatımızı yaşayıp canımızı o şekilde verelim. Allah subhanahu ve teala kazandıklarımızı mükafat olarak, karşılığını mükafat olarak ahirette el ya da geç verecektir. Bizler Allah subhanahu ve teala'nın vaadinden şüphe içinde olmamamız lazım zaten. Bizler kulluğumuzu doğru yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Onun şüphesinde olmamız gerekli. Allah subhanahu ve teala çünkü vaadinden dönmez. Ama bizler maalesef sözlerinden dönebilen, vaatlerinden dönebilen, hayatlarını, yaşamlarını durmadan değiştirebilen insanlarız. Bu nedenle bizler sabit değiliz. Ama Allah subhanahu ve teala sözünde sabittir. Allah subhanahu ve teala bizleri zayi etmesin. Allah subhanahu ve teala bizleri dininden ayırmasın. Sapıklı olduğumuz ne kadar mesele var ise de Allah bizleri o konularda hakka hidayet etsin. Rabbim öncelikle kendi nefsimi ıslah etsin. Rabbim günahlarımı bağışlasın. Allah subhanahu ve teala beni sapıklıkta olduğum ne kadar mesele varsa hakka hidayet etsin. Allah'ın izniyle Rabbim bu canı kendi dini için, bu nefesi kendi dini için kullanıp ve o şekilde de son nefesini verenlerden kılsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin. فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع والضماير في ونين خايف